Federasyon seçimleri tam gaz gidiyor. Bugün de Kickboks Federasyonu'ndayız. Başkanım, pandemi bitti. Madalyaları toplamaya başladınız. Evet. Sizi de Türkiye'de göremez olduk. Öncelikle sizlere ben çok teşekkür etmek istiyorum Bülent kardeşim. Kickboks'a vermiş olduğunuz değer bizi hakikaten çok mutlu etti. Siz de biliyorsunuz bu bizim 5. seçimde olan genel kurul, 8. mali genel kurulumuz. İnşallah ülkemize, kickboks camiasına, bakanlığımıza hayırlı olur. Ülke sporumuza hayırlı olur. Biliyorsunuz en son dünya şampiyonasında 8 altın, 14 gümüş ve 20 bronz aldık. Bu da hakikaten bizim için çok tarihi bir başarı. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Hedefimiz olimpiyatlar diyoruz. Valla siz o madalyaları topladıkça bizim burada göğsümüz kabarıyor başkanım. Çok mutlu oluyoruz. İtalya'daydı galiba değil mi? Evet, İtalya'nın Jesolo kentindeydi. Tabii bu şampiyonanın farklı bir önemi de vardı. Dünya oyunlarına seçme müsabakasıydı. Biliyorsunuz gelecek yılda Avrupa Büyükler Şampiyonası Türkiye'de olacak, Antalya'da yapılacak. O şampiyonadan sonra 2023'te yapılacak olan ilk Avrupa Olimpik oyunlarına katılacağız. Bu da bizim için kickboks açısından tarihi bir başarı olacak. Başkanım şimdi siz birazdan kürsü konuşmanızı evet. yapacaksınız. Biz onu da çekeceğiz, yayınlayacağız evet. ama kickboks ailesini bundan sonra neler bekliyor? Bizim hedefimiz olimpiyatlar. Şu anda bayramın birinci günü biliyorsunuz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tam tanınırlık aldık genel kurul tarafından. Şu anda tabii artık takdir Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin gerek genel kurul delegelerine gerekse yönetim kuruluna bağlı. İnşallah bizim için iyi olur, hayırlı olur diyorum. Yani hedefimiz olimpiyatlar. Tabii bundan sonra Avrupa Olimpik oyunlarımız var. Dünya dövüş oyunlarımız var. 2023'te Suudi Arabistan Riyad'da yapılacak olan. Avrupa Büyükler Şampiyonası 2022'de var. 2023'te de Avrupa Gençler Şampiyonası'nı İzmir'de yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yıldönümü ile ilgili. Bu yüzden de bu gerek gençler olsun gerek büyük çocuklarımızı bu şampiyonalara hazırlıyoruz. Bir de her yıl yaptığımız biliyorsunuz Turkish Open var. Uluslararası Avrupa Kupası'ydı. Onu da biliyorsunuz ayrıca İtalya'da yapılan bir oylama sonucunda Dünya Kupası haline getirdik. Bu da bizim için tarihi bir başarı demektir. Başkanım, Dünya Olimpiyat Komitesi kickboks'u listeye aldı. Tanıdı. Olimpiyatlarda varsınız dedi. Oradan bize madalya var mı? İnşallah. Bize bir tarih verildiği takdirde bundan emin olun ki bizim ülkemize madalya getiren branşlar açısından bizim olduğumuzu mutlaka şu andan itibariyle söylüyorum. İnşallah var olacağız burada. Tabii bize bu arada da desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, bütün spor teşkilatına, aynı zamanda bakanlık teşkilatına, bakan yardımcılarımıza ve spor hizmetleri genel müdürlüğüne de teşekkür etmek istiyorum. Valla başkanım, dövüş sporları mı diyelim, savunma sporları mı savunma diyelim? Savunma sporları diyelim. Yıldızı parlayan evet. en büyük federasyonlardan bir tanesi kickboks. Tekvando, evet. karate bunlar zaten belli bir ivmeye yakalamış federasyonlar ama kickboksun ilerleyişi bizi çok mutlu ediyor. Başarılar diliyorum başkanım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Büyük kickboks ailesi uzun zamandan beri hakikaten böyle bir şekilde toplanmamıştı. Burada sizleri görmek bizi hakikaten çok mutlu etti. Ben öncelikle hepiniz şeref verdiniz diyorum. Hepinizin ayağınıza sağlık diyorum. İnşallah gerek camiamız açısından, gerek Türk sporu açısından, gerek büyük kickboks ailesi açısından hayırlara vesile olur demek istiyorum. Eşim Fazıla Kayıcı Hanımefendi'ye teşekkür ederim. Çocuklarım avukat Kaan Özgür Kayıcı'ya ve avukat kızım Rabia Özge Kayıcı'ya da hem hayatlarında başarılar diliyorum. Bana vermiş olduğu desteklerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii biz buralara geldik. Bazı görünmeyen kahramanlar vardır. Biz bu işi hep birlikte verilen destekler sayesinde birlikte yaptık. Salim Kayıcı yapmadı. Burada görünen herkes, buraya gelemeyen kalbi burada olan, beyninde olan herkes bize destek verdi. Biz halkın sporuyuz. Bir gün herkes kickboksçu olacak. Bunu da kanıtladık. Allah'ın izni ve iradesiyle de kanıtlayacağız. Sağ olun.